Muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak lütfuyla, keremiyle bizi en büyük peygamber ümmet kıldı. Biz kendimiz seçmedik, Cenab-ı Hakk'ın çok büyük bir lütfu. Kıyamete kadar mucizesi devam edecek Kur'an-ı Kerim muhatap kıldı. Bu kainat insan için hazırlandı. İnsan için bir mektep olarak hazırlandı. Bir ahiret mektebi olarak hazırlandı. En son insana kadar devam edecek. Ondan sonra infilak edecek. Kıyamet kopacak. Yeni bir âlem, yeni bir dünya başlayacak. Bir ahiret âlemi başlayacak. Cenab-ı Hak bizi Kur'an-ı Kerim'le irşad ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem irşad ediyor. Kainattaki mikrodan makroya, kainat zerreden küreye, her şey azamet-i ilahinin bir tecellisi. O manzaralarla Cenab-ı Hak bizi ikaz ediyor. Okunan ayet-i kerime bize Cenab-ı Hak kıyameti anlatıyor. Kıyametten misal veriyor. Kıyametteki insanların durumundan misaller veriyor. İnsanın iki tane zor zamanı olduğu bildiriliyor. En zor zamanı. Biri son nefes. Cenab-ı Hak وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruluyor. İkinci zor zaman, kıyamet. Bir dehşet. لَا اُقْسُمْ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ buyuruyor. Cenab-ı Hak andolsun buyuruyor. Okunan ayet-i kerimeler, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim muhtelif ayetlerinde o kıyametten manzaralar bildiriyor bize. Bu Gâşiye suresinde de Cenab-ı Hak kıyamet ismini zikretmeden dehşeti her şeyi sarıp kaplayacak olan kıyametin haberi sana geldi mi ey peygamber diyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahsında bizlere hitap kıyametin haberi geldi mi buyuruyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim kıyametin haberlerini veriyor. Son 300'ü bilhassa. Resulullah Efendimiz kıyametin daima haberini veriyor. Esas hayat ahiret hayatı buyuruyor. Kainat şu ilahi mektep bize kıyametin haberini veriyor. Bir fanilik zerreden küreye hepsi eskiyor, bir faniliğin içinde devam ediyor. Yeni tabiri devre mülk halinde devam ediyor. Kıyamete kadar bu devam edecek. Yine Cenab-ı Hak muhtelif ayetlerde bize kıyametten manzaralar bildiriyor. Düşün diyor, o günü düşün diyor. O kıyamet günü düşün diyor. Yazılı kağıtların bir tomarını dürer gibi gökyüzünü düreceğiz buyuruyor. Tıpkı ilk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar o hale getireceğiz. Bu üzerimize aldığım bir vaattir. Biz vaadimizi yaparız buyuruyor. Enbiya suresinde. Şimdi bir atom infilak ettiği zaman ne kadar bir korkulu bir hal olur. Bir takım radyasyonlar veriyor vesaire veriyor. Bu bütün bir kainatın infilakını Cenab-ı Hak bildiriyor. Oradan bir manzara daha bildiriyor Cenab-ı Hak. Eğer inkar ettiğiniz takdirde bu kâfirler için, kıyamet inkar edenler için çocukları ak saçlı ihtiyara döndürecek o günden nasıl korunabileceksiniz? Yine Cenab-ı Hak Abese suresinde İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve evlatlarından bile kaçar. Yani bütün sığınaklardan, barınaklardan kaçar. Yine Hac suresinde o günü gördüğünüz gün hepimiz göreceğiz, mutlaka göreceğiz. Çare yok göreceğiz. O günü gördüğünüz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutur. Halbuki hiçbir zaman bir anne bir çocuğunu unutmaz. Ne kadar dehşet. Her hamile kadın çocuğunu itrah eder, düşürür. İnsanları sekir halinde, serhoş halde görürsün. Oysa onlar serhoş değildir. Fakat Allah'ın azabı çok dehşetlidir. Burada peygamberlerden başlayarak bir de sorular, cevaplar olacak. Cenab-ı Hak her kişiye verdiği imkanlar kadar mesuliyete tabi tutuyor. Peygamberler de aynı şekilde. Peygamberlerin hepsi cennetlik. Fakat onlar da bir hesaba çekilecek. Onlar da o zor günü, kıyamet günü zor günü yaşayacaklar. Yine Araf suresinde elbette kendine peygamber gönderilen toplumlar da gönderdiğimiz peygamberleri de hesaba çekeceğiz buyuruluyor. Onun için
etrafı peygamberlere şefaat için gittikleri zaman biz de kendi derdimizle meşgulüz diyecekler. Onlar da tebliğden mesuller. Ümmetler Adem Aleyhisselam'dan başlayarak diğer peygamberler Adem Aleyhisselam'ı gezmeye en son peygamber Efendimiz gelecekler. Yani zor gün. Cenab-ı bizden ne istiyor? Yine Bakara'nın 140. ayetinde işte böylesi insanlığa şahit olmanız, Resulü'nden size şahit olmanız için mutedil bir ümmet kıldık buyuruyor. Yani hayırhah bir ümmet. Cenab-ı Hakk'ın dinini temsil edecek bir o vaziyette, o keyfiyette bir ümmet kıldık buyuruyor. Sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Dini temsil edersiniz. İbadet, muamelat, ahlak vesaire. Dinin bütün hususiyetlerini temsil edersiniz. Peygamber de şahit olsun buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek bize de Peygamber Efendimiz'den olacak. Demek ki insanın mesuliyeti ağır çok. Cenab-ı Hak insanın iki vasfını biliyor, ham insanın. Zalûmen cehûlâ buyuruyor. İnsan çok zalimdir. Kime zalim? En çok kendine zalim. En çok zulmü kendine. Nasıl kendine zulüm? Yanlışlıklar işlemekle, günah işlemekle kendine zulmediyor. Yine cehuldür. Cenab-ı Hakk'ın bu kadar azameti ilahi tecellileri karşısında Cenab-ı Hakk'ı kullukta maalesef Cenab-ı Hakk'ı hatırlayamıyor, tanıyamıyor, Cenab-ı marifetullah'a eremiyor. O bakımdan bir cehul sıfatı var. Yani bilmiyor, cahil ve çok cahil. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor: "Lâ uksum bi yevmil kıyâme." Kıyamete and olsun, yemin olsun buyuruyor. Bir şiddet ifadesi. Ondan sonra velâ uksu bin nefsil levvâme. Nefsi levvâmeye de and olsun buyuruyor. Bu pişmanlık duyan nefis, hesaba çekileceksin buyuruyor. Malum en kötü nefis, nefsi emmare. Kulu ruhaniyetten uzaklaştırıyor, şerre doğru meyli artıyor. Kendisini bir mesuliyet içisinde değil. Niçin dünyaya geldi? Kimin mülkünde yaşıyor? Kimin verdiği rızıkla merzuk durumda? Yolculuk nereye farkında değil. Yani nefsani hayat zindan haline getirmiş, hiçbir maneviyat sızmıyor. Nasıl insanın gözünün önüne iki parmağını koyarsa hiçbir şey göremez, aynı kalpte o şekilde istikbalden tamamen bigane kalıyor. Yani canlı cenazeler oluyor bu nefsi emmaredekiler. Sümmün, bükmün, ummün, fühüm lâ yercûn buyuruyor Cenâb-ı Hak. Onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple onlar Hakk'a dönmezler buyuruyor. Yine Cenâb-ı Hak misal olarak bize kayalardan, dağlardan misal veriyor. Taşlardan öyleleri var ki içinden ırmaklar kaynar. Öyle vardır ki çatlar, oradan su fışkırır. Taşlardan bir kısmı Allah korkusundan yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah yaptıklarına gâfil değildir. Yani kalp öyle oluyor ki taştan daha katı halbe geliyor. Bu Allah korusun nefsi emmare, bu felaket bu. Kalbin kanseri bu. Kalbin bir manen bir cerahatle dolması. Cenab-ı Hak cümlemizi evlatlarımızı muhafaza eylesin. İkincisi onun bir üstün derecesi Cenab-ı Hak kıyameti bilmiyor. Lâ uksum bi yevmil kıyâme. Arkadan lâ uksum bi nefsil levvâme. Bu da yaptığı kötülüklerden Allah'ın emirlerini yasaklarına karşı gösterdiği ihmal. İhmal ediyor. Yapıyor, bir yapıyor, bir yapmıyor. Pişmanlık duyuyor. Vicdanen şey durumda, muazzep durumda. Fakat kurtulamıyor. Sonra yaparım diyor. Şundan diyor, inşallah bir daha yapmam diyor vesaire diyor ama devam ediyor. Cenâb-ı Hak hesaba çekileceksin buyuruyor. Onun bir üstünü kalp, nefsi mülhemi oluyor ayet-i kerimede. Bu daha üstün bir kalp. Burada Allah'ın lütfuyla hayır ve şer hassas bir surete geliyor. Allah'tan uzaklaştırıcı duygulara karşı, fiillere karşı bir direnme kabiliyeti meydana geliyor mülhemede. Bakın tam değil. Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği nefs-i mutmainne vel fecr suresinde yani itminana ermiş nefis buyuruyor Cenab-ı Hak. Allah ne verdi? Mal verdi, evlat verdi, ilim verdi. Güç kuvvet verdi. Ne verdiyse Cenab-ı Hakk'ın uğruna bunu veren Cenab-ı Hak benden bunun mukabil bir imtihan dünyasındayız. Gözümü, kulağımı, dilimi,
malımı, mülkümü, evladımı, hepsine Allah yolunda gücümü, ilmimi seferber edebilmek. Bu ey itminana ermiş nefis buyuruyor. Cennet daveti Cenab-ı Hakk'ın burada başı. Nefs-i mutmainnede. Ondan sonra radiye buyuruyor. Allah'tan razı. O kul, nefs-i mutmainneye eren kul Allah'tan razı. Varlık veriyor Cenab-ı Hak, varlığı Allah yolunda sarf ediyor. Ya Rabbi diyor, sen bu malı bana imtihan olarak verdin diyor. Yokluk veriyor, bu benim için bir imtihandır diyor. Fazlası olsaydı belki taşıyacaktım diyor. Yanlış şeye meyledecektim diyor. Hastalık veriyor, ya Rabbi diyor, inşallah bu benim için ecirdir diyor. Veren sensin, şafi mutlak sensin, şifayı da veren, hastalığı da veren sensin diye. Bütün Eyyûb aleyhisselâm gibi bir sabırla mukâvemet gösteriyor, direniş gösteriyor. Cenâb-ı Hak sıhhat veriyor, Allah bana sıhhat verdi. Demek ki bu sıhhati niye verdi? Demek ki bu sıhhati ben nerede kullanacağım? Bunun derdinde. Gelen her şeyden Cenâb-ı Hakk'a razı ve her şey Cenâb-ı Hak yoluna seferber ediyor. Merdiye, Allah da bundan razı. İlk cennet vizesi bu şekilde çıkıyor. Salih kullarıma katıl ve cennetime gir buyuruyor. Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Tabi bu itminana ermiş bir nefis. Yani bu her şeyde Cenab-ı Hak'tan ve bütün gayret içinde. Mesela Ayşe validemiz biz diyor Medine-i Münevvere hicret ettik diyor. Ufak tefek bir şeyler gelirdi diyor. Bize diyor aç kalmazdık diyor. Yani aç kalacak kadar durumda değildik diyor. Fakat geleni Allah Resulü Allah'ın seferber ede, Eshab-ı Suffa'ya vesaire. Bir ihsar halinde yaşardık diyor. Yani kendimizden kopararak yaşardık diyor. Allah'ın verdiği nimetleri Allah'ın sarf ederdik diyor. Cenab-ı Hak da vetevasab bil hakkı ve tevasab bis sabr buyuruyor. O iman edenler, amel-i salih hüsrandan kurtulanlar ve tevasab bil hak Cenab-ı Hakk'ın hakkı. İnsan olarak geldik. Herhangi bir mahluk olarak gelebildik. Resulullah Efendimiz hakkı en büyük peygamber ümmet kıldı. Resulullah Efendimiz de bize kitap ve sünnetim emanettir size buyuruyor. Mümin kardeşliğin mesuliyeti. Cenab-ı Hak mümin kardeşliğini bir emanet olarak bize bildiriyor. Mümin müminin derdiyle meşgul olacak. Derdiyle dertlenecek. Allah bana verdi, ona verme demek o bana zimmetlidir diyecek. Onun ihtiyacını görecek. Muhacir ve ensar durumu. Bütün mahlukat insan için yaratıldı. Bütün mahlukattan da mesulüz. Velhâsıl vetevâsâ bilhak, kul hakkı yaşayacak. Hakkı tevzi edecek. Gönlünden rahmet taşıracak. Vetevâsâ bissabr, ibadette sabır, üşengeçlik geçmeyecek. Hizmette sabır, fedakarlık olacak. Her şeyde sabır. Demek ki Cenâb-ı Hak, وَتَوَاسَبْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَبْ بِالْمَرْحَمِ buyuruluyor. Mü'min, Cenâb-ı Hakk'ın Rahman sıfatından tecelli alacak, merhamet sahibi olacak. Bütün insan, hayvan, nebatat bana emanettir diyecek. Efendimiz zamanında bir bedevi tutuyor, bir ağacı kökünden sallıyor, hayvanlarına yaprak vermek için. Çağırın Efendimiz şu bedeviyi diyor. Fakat nezaketle getirin diyor. Bak diyor bu diyor sen yaprak veriyorsun diyor hayvanlara diyor. Fakat diyor sallarken diyor kökünü diyor onun diyor zedeliyorsun diyor. Bundan sonra kökünü zedelemeden ver buyuruyor.